Dikkat edin, dikkat. Kader. Kader nerede? Aradım ana, yolda. Doktor bey. Hasta kendine gelir gelmez haber verin, ifade almamız lazım. Yoğun bakım abi. Şimdi müsaade edin, işimizi yapalım. Haberiniz olur. Sizin de ifadenizi almamız gerekiyor. Ya bir yere kaçtığımız yok memur bey. Sonra veririz ifade falan. Ya sırası mı şimdi? Abinin canına mı kastın? Ana ben senin ne zaman oğlun olacağım ya? Abim o benim. Kızsam da sövsen de canım kanım. Oğlum. Gittim, anlaşmayı bozdum. O toprakları unut dedim. Dellendi demek ki şerefsiz. Öfkeyle de abime. Pehlivan konağa bassın. Bu Halil itini alın. Sakal oğlum. Bırak gideyim ana. Bırak. Oğlumun canı için dua ettiğim yeter. Ne dövünüp duruyorsun hala? Kanlı toprakları almak ne demek bilmezmiş gibisin. Çok meraklısın bakıyorum onlarla dünür olmaya. Ağabeyinin intikamını alacaktık. Yemin ettik. Babanın vasiyetinde bir güzel yutturmuşlar sana şimdi. Soyumuzu soylarına layık görmediler bak. Köpek gibi oynuyorlar bizim. Ne oluyor lan orada? Hanım ağamın emridir. Bizim de geleceksin. Hanım ağana der ki çıkartmasın. Oğullarıyla uğraştığım yetmiyor. Bir de onunla uğraşmayayım. Soyunu kurutacağım, o olacak. Hadi yallah şimdi. Ömer'e pusu kurmuşsun. Şimdi sıktığın o kurşunların hesabını vereceksin. Gire. Kalleş miyim lan ben pusu kuracağım? Hı? Kalleş miyim? Git hanım ağana de ki
Ruhunları birbirine kırıyor. Kesin küçük ağaya sorsun hesabını, bana değil. Hadi şimdi yallah. Hadi. Geliyor musun, götüreyim mi? Daha sormayacağım ha. Yürü. Yettiniz lan. Abi polis geliyor. Ne oluyor burada? Bir şey olduğu yok. Hayırdır? Bizimle karakola geleceksin Halil Pehlivan. Ömer Bozbey'e düzenlenen saldırıyla ilgili ifade vereceksin. Gelmiyorum lan karakola falan. Ne ifadesi? Delirtmeyin adamı. Bırakın, hadi benim alakam yok. Bırak. Bırak. Hadi uzatma, yürü. Gözaltındasın. Kan davalı değil misiniz siz? Elbet ilk gelip seni alacağız. Ulan bela mısınız be? Keşke indireymişim şu ağınızı da. O zaman gam yemeyecektim. Siz de düşün bu işin peşinden. Bu memleketin polisi, jandarması var. Hadi yürü, gidiyoruz. Halil! Bırakın alnımı! Tamam anne, tamam ya. Hay Allah. Hay Allah, nedir bu başımıza gelenler? Affet beni. Bana son sözüm. Evladım değilsin, bu olacaktı. Anne, ne olur deme böyle şeyler. Kaza sırasında başına çok sert bir darbe almış. Şu anda komada. Makineye bağladık. Tetkikler devam ediyor. Oğlumu kurtar doktor. Kulun kölen olayım, oğlumu kurtar. İnşallah. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Nerede kaldı bu Celil? Polisler almış hanım ağam. Şimdi haber geldi Celil abiden. Kapıya adam dikir. Ne oluyor, ne bitiyor, haberimiz olsun. Tamam. Eğer okuluma bir şey olursa, andolsun ki kan davası neymiş görecektir. Bir mapusta cehennemde olsa kaçamayacak o Halit. Bağırma, geberteceğim ha, yeter! Ölmekten mi korkuyorum sanıyorsun ha? Ya aç diyorum! Hanım ağam, açsak mı? Bir şey yapmasın kendine. Binnaz,
Ömer iyi mi koşuyoruz? Sen orada dikileceğine. Ya! Güzel kızacağım atlara. Kız! Kız sende hiç gurur yok. Ya. Ha? Ya. Sende hiç gurur yok. Kız sen kusurlu gibi istemediler kız seni. Hiç bunu alınmıyorsun da hala çıktırıyorsun. Ya. Ya. Kız dişte! Dicle! Kız bu Evlat katili yapacak kız beni. Görüyor musun? Gidecek oralara, kendini de rezil edecek bizi de. Kız ağabeyini öldürür Dicle seni, duydun? Bekle hanımım, bekle. Anahtarı da savurup gitti. Şimdi bulup getireceğim. Her yere adam diken. Kuş uçmayacak buralarda. Merak etme ana. Biz Celil'i hallediyoruz. Hadi kızlar. Sizi de konağa götürsünler. Hayır, ben gelmeyeceğim. Kalk yengeciğim, kalk. Kalabalık etmeyelim burada. Hadi. Anne ben, ya. Hadi. Bunun ne işi var burada? Ömer nasıl kuracağını? Ne olur İde, ne olur. Niye bir şey demiyorsun? Çok mu kötü ha? Kızım sen ne işin var burada? Bizim acımız, derdimiz bize yetiyor. Hadi sen git başına bela açma da. Sen de benden caydın demek ha Kureyş Ana. Olan bir bana bir Ömer oldu desene. Ömer canıyla cebelleşiyor. Benim ömrümden öpe gidiyor. Oh, ağzına sağlık hanım. Zaten ne yüzle geliyorsa hiç anlamadım. Ah be kızım. Sen bana Ömer'imi getirecektin. Ne umduk, ne bulduk. Aman ana sen de pek iyi yüreklisin ha. Cinsi batasıca cinsine çeker demişler. Hayırlısı değildi ki olmadı işte. Hayırlıydı hayırlı olmasına da. Hep İstanbullu hukuksuz kızın yüzünden. Belli ki bu senin işin. İtiraf et. Ya yapmadım ulan, yapmadım diyorum ya. Ben çakal mıyım öyle yaralı bırakayım? Ben yapmış olsam şu an Musalla taşındaydı, hastanede. Değil. Burası karakol. Senin ağlın burada sökmez. Efendi olacağım. Siz de laftan anlayın ya. İftira atıyorlar. Kan davası varmış aramızda eskiden. Allah. Ya bizim buralarda kan davası olmayan mı var? Hem artık bitti o defterler, kapandı. O defterler kapandı diyorsun ama geçen Kadir Bozbey'le jandarmalık olmuşsun. La havle ve la kuvvete illa billah ya. Hay ben böyle işin içine ya. Bana bak. Beni bugün salın. Yarın kendi ellerimle getireceğim size onu. Sen raconu bırak da adam gibi ifadeni ver. Bu akşamüstü neredeydin? Ömer Bozbey ya da Kadir Bozbey'i gördün mü? Ha.
Nasıl ödümü kopardın? Kız insan korkarım sevdiğinden. Senin ne işin var bu saatte dışarıda? Hiç uğraşamayacağım seninle. Zaten canım burnumda. Ömer vuruldu. Abimi polisler aldı. Karakoldan geliyorum. Bir mazlumun ahını almışlardır kesin. Dişli, ben sana bizi kimse ayıramaz demedim mi? Kimse sana zarar veremez demedim mi? Sen mi yaptın? Tane ki, ben dünyayı yakarım senin için. Benden başka kimseye demedin değil. Beni de kendini de yakacaksın emin Ali sen. Delirdin. Ya korkma. Kimse bilmiyor. Bak. Eğer duyulursa cayır cayır yanarız. Ağzını sıkı tut. Hemen kaç buralardan. Ben seni almadan şuradan şuraya gitmem. Ya. Abimi tutukladılar diyorum. Duyuyorsun. Daha iyi işte. Kimse düşemez peşimize. Ya. Delirdin sen. Abim senin yüzünden hapisteyken ben sana mı kaçacağım? Ben her şeyi senin için yaptım Dicle. Şunu deyip durma. İyi madem. O zaman şöyle yaparız. Ben gider anlatırım herkese her şeyi. Dicle için yaptım derim. Teslim de olurum. Ben ne kadarsa yatarım. Sen de beklersin beni. Abin de kurtulmuş olur ha. Bak ya sakın Emine Ali. Sakın. O zaman yürü hadi araba mezarlığın orada. Ya şey. Anam evde perişan Emine Ali. Bu gece olmaz. Ya, yapamam. İyi madem. O zaman yarın gece mezarlığın orada beklerim seni, tamam? Tamam. Hadi bırak kolumu. Salmıyorlar ağam. Karakolda kalacak bu gece. Konak etrafını iyice çevir. Her yerde gözünüz olacak. Haydi. Canını satın. Senin adamları çatladı. Konuşsana bir şey. Ne oldu? Ne oldu Kureyş Hanan? Geri postaladı seni. Ha? Desene kızım bir şey. De. Anam ona bir şey demeyeceğim. Ne kadar döversen de ne söylersen söyle. Yürü git kız odana. Yürü kapı dışarı çıkmak yok. Rezil seni yürü. Hepsi senin yüzünden Süleyman Ağa. Hepsi. Allah'ım. Sen beni affet. Abim benim yüzümden hapse girecek. Onu da kurtaramam. Eğer dersem gerçekleri, Ömer ölür de benimle evlenmez. Oh Emine la, sen ne yaptın? Allah'ım, ne olur Ömer'i bana bağışla. İyi misin? Ses var mı? Aman olmazsa olmasın, boş ver. Belli ki o adamdan sana bir fayda yok.
Sen kendi yoluna bak kızım. Bakacağım zaten anne. Bugün tayin işlemlerimi başlatıyorum. Vardin'e gideceğim. Aferin sana kızım. İşte bu. Ben de gelirim seninle. Bitirirsin güzel güzel mecburi hizmetini. Alırsın doktorluğunu. Ben kahvaltı hazırladım. Hadi gel çayını iç. Sonra gidersin bakanlığa. Ne zor değil mi evlat acısı Kureyş'a? Başka şeye benzemiyor. Bir evladın için dersin, ona gelecek olan keşke bana gelse. Şimdi o yatakta keşke ben yatıyor olaydım diyorsun değil? Ben de 20 senedir her gece oğlumun yerine o mezara keşke ben gireydim diyorum. O zaman dua et Fidan. Dua et ki oğluma bunu Halil yapmamış olsun. Yoksa o mezara bir evlat daha koyarsın. Halil yapmadı. Siz hak etmediniz diye değil. Oğlum kalleş olmadığı için yapmadı. Attığınız iftirayı da geri alın. İnşallah Halil yapmamıştır. İstemem ki aynı acıyı bir daha tadasın. Çocuğum var. Canını kurtarmak istiyorsan konuş. Ağam yapmadı. Yemin veririm ağam yapmadı. Kim yaptı lan o zaman? Kim? Ağam yapmadıysa da itlerinden biri yaptı. Söyle kim? Kim? Pehlivanlardan biri değildir diyorum. Başka da diyecek bir şeyim yok. Diyeceklerim var da biz sana güzellikle dedirtemeyeceğiz. Anlaşıldı. Ana! Ana! Kız ana nereye? Ya kız dedin ya şu işe bir çare bul diye köye gidiyorum Haşi Ana'ya. Muska yazdırmayın. Yürü geç içeri geç. Yürü anam. Ay yürü. Dur kız düşeceğim. Anam Ömer'i vurdular. Ömer'i mi vurdular? Evet sabaha kadar hastanedeydik biz. Adam yaşıyor ama yatıyor öyle ölü gibi. Yapacak bir şey yok mu Kadderat? Ya sen ne dövünüyorsun ki Ömer için? Bak şimdi ettiği lafa ya. Ya ben dövünmeyeyim de kim dövünsün? Tam her şey yoluna girmişti ana. Ömer dün ben evlenmem dedi çekti gitti. Kureyşe ana bas bas bağırıyor arkasından gidersen evladım değilsin diye. Adam dönüp bakmadı bile. Tam dedim Kureyşe kaderimi basacak bağrına. Bende talih yok tabii. Ha şu kursağıma oturdu yine.
Basmacı Satı'nın kocası gibi olmuş o da. Traktörden düşüp de başını çarptıydı. Öylece yattı 10 sene kundaklı bebek gibi. Ya bir ağzını hayra aç ya. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Ben sana diyorum ki şimdi işin rengi değişti. Ya Kadir'e bir şey olursa, ha? Ne yaparım ben? Hadi beni geç, sen ne yaparsın sen? Peki ben sana ne diyorum? Ama dinlemiyorsun. Gebe kal diyorum, çocuk doğur diyorum, sigortan olsun. Şu ağrımayan başına da çaput bağlamayı bırak artık. Kureyşah oğlun başını beklerken git uzat bacaklarını, keyfine bak. Geçmiş olsuna gelen olur, el öpmeye gelen olur. Kona kanı mı ağsız mı kalsın? Hey tamam. Hadi, hadi diyorum o zaman. Yok ana, konuşmuyor. Canını alacağız diyorum, konuşmuyor. Para diyorum, konuşmuyor. Ya Halil'i tanımasam, ben bile inanacağım bunu yaptırmadığına. Bilmiyordur. Ya bilmez olur mu ya? Halil düşündüğümüzden daha akıllıymış demek ki. Üstemi alacağımızı hesap etmiş. Kendini saklama almış. Bırakalım. Ya bırakalım da ne yapacağız ana? Halil'i polis aldı. Bu köpek konuşmuyor. Haber gitmiştir çoktan köylüye. Toplanır birazdan millet hastanenin önünde. Ne diyeceğiz? Bekleyelim mi diyeceğiz? Toplanmışlar bile Kadir'im. Sen şimdi doğru hastaneye git. Herkes seni bekliyordur. Celil orada. Ahaliyle konuş. Sabırlı olsunlar. Dua etsinler. Kendi başlarına da hareket etmesinler. Benim bekliyorlarmış. Tamam ana, merak etme sen. Kadir'im. Sen hep sandın ki abini ayrı yere, seni ayrı yere koyuyor. İnsan evlatlarını ayırt eder mi? Sen bir gözüm sen, abin öteki gözüm. Birini seçebilir mi insan? O gurbetteydi. Senin gibi dizlerimin dibinde kokluya kokluya büyütmedim onu. Ana, böyle konuşma. Bırak konuşayım. Dün gece sen bana sordun ya, ana ben senin ne zaman oğlun olacağım diye. Şurama oturdum. Ömer'im hep hasretimdi benim. Seni onun yerine de sevdim. Kokladım, öptüm. Ama Ömer'imi koruyamadım. Abi ne acılar çekti. Hala da çekiyor. Abi neler yaşadım bilsen. Ana. Tamam artık. Abim iyileşecek. Merak etme sen. Nazar değdi nazar. Bu muska alacak inşallah. İnşallah. Dicle. Kız ne olmuş? Abin Ömer'i vurmuş diyorlar. Ne olacak şimdi? Düğün dernek yalan olunca. Herkes bilip bilmeden konuşuyor işte. Abim vurmadı. Vursa vurdum der. Dedikodu bunlar. Bozbeyler de biliyor. Ömer'imin durumu iyiye gidiyor.
iyileşsin, yapacağız düğünü. Zilan değil mi şu senin Eltin? Dur ona da geçmiş olsun diyelim bari. Kız bırak bırak, başımıza sarma şimdi. Ama Zilan abla. Geçmiş olsun, yeni duyduk biz de. Geçecek inşallah kızlar, sağ olun. Ya bu ara bir beladır dolaşıyor başımızda. Ama kurtulacağız yakında inşallah. E bir kurşun murşun döktürün konu abla. Döktürdük ablacığım, döktürdük. Daha da bir şey olmaz bize. Savduk kurtulduk hepsinden. İnşallah abla. Biz de düğünden bahsediyorduk. Ömer ağam iyileşir iyileşmez inşallah düğün dernek kuracaklar. Öyle mi? Öyle. Bütün Mardin duyacak. Sizin de haberiniz olacak, merak etmeyin. Allah Ömer'imi bana bağışlasın be hele. Allah Ömer abime şifa verecek inşallah da sana bağışlayacağı yok Dicle. Sen boşa heveslenme istersen. Vallahi bizim sözümüz kesildi bir kere. E tabi seni getirmediler. Göremedin ya. Ondan bilmiyorsun herhalde. Heh, gelin ata binmiş ya nasip demiş. Benim bildiğim o sözden atıldı. E sen de biliyorsun Dicle. Ay bak şimdi aklıma ne geldi ya. Köyden kadınlar geçmiş olsuna geleceklerdi. Ben gideyim de konak hanıma az kalmaz. Görüşürüz abla. Kız Dicle, ne diyor bu Zilan? Aptal aptal konuşuyoruz. Kız nasıl laf soktu hanım ağa benim diye sana? Benim gözüm hanım ağalıkta mı sanıyorsun? Hı? Ben Ömer'i istiyorum. O beni sevsin de. Konaklar Zilan'ın olsun. Kız sen hakikaten aşıksın Ömer'e. Ömer Bey yerinde mi? Maalesef yoklar. Ne zaman gelir peki? Maalesef bilgim yok. Peki Yusuf Bey yerinde mi? Yusuf Beyler de yoklar şu anda. Peki beni çağırı bekleyin o zaman. Yalnız bir misafiri var. Tuğçe ne oluyor? Pınar Hanım ben anlatmaya çalıştım ama... Ben Yusuf Bey'le görüşecektim ama dışarıda bekleyebilirim. Birazdan gelir. Ben kız arkadaşıyım. Böyle paldır küldür odaya gelirdiğinize göre önemli bir şey var. Yardımcı olayım. Kimsiniz? Leyla ben. Neyse dediğim gibi dışarıda bekleyebilirim. Kusura bakmayın. Leyla, Ömer'in arkadaşı. Evet, Ömer'in arkadaşı. Çok affedersin. Ya gelsene Tuğçe'cim bize iki kahve lütfen. İçersin değil mi? Çok affedersin. Geç ya. Ömer işte. Her şey gizli saklı. Böyle tesadüf karşılaşmış olmasak tanışamayacağız. Aynen. Ömer işte. Zor adam. Senin de işin zor. İnşallah devam eder. Ben sevdim senin enerjini. Birlikte takılırız. İnsanın sevgilisinin ortağının tek tabanca olması kadar zor bir şey yok. Ya Yusuf'a kötü örnek de oluyor. Yalnızlık sultanlıktır gösterileri. Ömer'in bir kız arkadaşı olursa en çok ben sevinirim, emin ol. Arkandayım, merak etme. Şey, Yusuf ne zaman gelir? Daha çok var mı gelmesine yani? Gelir birazdan. Öğle yemeği için sözleşmiştik. Ya bu arada Ömer nerede? Kaç gündür gözükmüyor ortalarda. Tatile falan mı gitti?
Ben de onu soracaktım Yusuf aslında. Bak canım, Ömer böyledir. Bir anda ortadan kaybolur. Öyle alışkın değil düzenli bir ilişkiye. Sen onu özgür bırakacaksın, kazanmak istiyorsan eğer. Böyleleri önceleri canı istediği zaman arar, sonra bir bakmışsın alışmış. Akıllı olacaksın elinde tutmak için. Ben kalkayım Enise. Yusuf gelmeyecek galiba. Kahve içecektik. Neyse ben uğradığını söylerim Yusuf'a. Yok yok, söyleme gerek yok. Teşekkür ederim, memnun oldum. Tamam. Ömer ağa nasıldır ağam? İnşallah Allah abimi bize bağışlayacak. Amin. Biz dua ediyoruz. Siz de duanızı bizden eksik etmeyin. Amin. Pehlivanların işidir besbelli ağam. Böyle oturup bekleyecek miyiz? Yanlarına mı kalacak döktükleri kan? Şimdi itidalli olma zamanıdır. Aklı selim olma zamanıdır. Bozbeylerin adaleti herkesin malumudur. Hak edenin de gazabımızdan kurtulmadığı herkesin malumudur. Önce bir emin olacağız ki adaletimize zeval gelmesin. Gerçekler ortaya çıktığı zaman bütün hesaplar görülecek. Ama şimdi dua edelim, Rabbim abimi bize bağışlasın. Amin. Tez vakitte kurtulur inşallah. Rabbim dualarımızı kabul etsin de sağlık versin inşallah. Amin. Elleri kırılsın. Amin. Sağ olun, eksik olmayın hanımlar.
Ayla, senin Rüstem geldi. Eyvallah, gelsin. Gelsin. Ayla, başım yarmasın. Ne olur 5 dakika. Kim gördün lan seni? Boz beyler sor gerçekten ha. Halil kendi yapmadıysa da... Pehlivanlardan biri yaptı. Söyle dediler. Demedin mi küçük ağaya? Benim ağam yapmış olsa bu işi yarım bırakmazdı diye. Söyledim ağam. Valla söyledim. Kim yaptı lan o zaman bu işi? Seni aldığına göre küçük ağa değil. Bana bak Rüstem. Yarın mahkemeye çıkacağım. Ben Kodes'e girmeden hangi it yaptıysa bunu temizleyin. Baş üstüne ağam. Bulacağız inşallah. İnşallah maşallah yok Rüstem. İnşallah maşallah yok. Bozbeylerin elinden kurtulmuşsun. Ama benim elimden kurtulamazsın ha. Tamam. Hadi. Baş üstüne ağam. Kızım. Ne var işte? Benim yerime sen gideceksin mezarlığa. Dicle gelemedi. Yarın gece beraber kaçarsınız diyeceksin. Sonra benim söylediklerimi uygulayıp eve geri döneceksin. Korkuyorum. Ne varmış mezarlıktan korkacak? Olmaz bir şey. Dualarını okursun giderken. Ondan değil korkun. Neden korkuyorsun o zaman? Ya Emin Ali bana gerçekten bir şey yaparsa? Kızım, adam bana aşık. Seni ne yapsın sümüklü binnaz? Ya rezil olup evde kalırsam ne olacak? Kuyruk sallamıştır derlerse zaten senin yüzünden benim peşimde sanıyorlar. Daha iyi ya işte. Adam konağa bastı diyeceğiz. Yeter ama artık binnaz. Ne diyorsam onu yapacaksın. Hanımın değil miyim ben senin? Bak hele bir yapma. Nasıl olsa artık Ömer'le evlenemeyeceğim. Niye bu kadar dolap çevirmeye uğraşıyoruz da belamızı arıyoruz ki? Sen öyle san. Ömer bir iyileşsin. Sen gör bak nasıl evleniyorum. Uzakta. Bambaşka bir hayata başlayacaksın. Çok az kaldı.
Binnaz sen miydin kız? Ne yapıyorsun be? Dicle nerede? Hanımım gelemeyecekmiş, benimle haber yolladı. Hanımam çok hasta. Çıkamadı. Yarın bekleyecekmişin. Yarın akşam. Hı. İyi bakalım. Hadi iyi akşamlar. Ana, çay getirdim sana. İç hadi bak, yemek de yemedin. Oğlum düşmüş nezarete. Kızım aklını bozmuş. Ben ne yiyip ne içeyim? Binnaz. Kız Binnaz. Ne oldu kız sana? Ne bu halin Binnaz? Kalan yemekleri götürdüm dünya aşağı mahalleye. Dönerken dönerken çok kötü bir şey oldu. Binnaz, kim ne yaptı? Hadi söyle bana. Bir şey olmadı ama hanımam. Korudum namusumu. Kaçtım. Kim o ırz düşmanı? Söylesene kızım. Kim o ırz düşmanı? Geçen gece kapıya dayanan vardı ya hani. Yürü. Karakola gidiyoruz. Anlatacağız. Bulurlar, keserler cezasını. Kız, hadi. Oturun oturduğunuz yerde. Bir de sizler çıkartmayın başıma. Söyleriz, keserler cezasını. Ana, olur öyle şey. Abim duyarsa Binnaz'ı kurtaramayız elinden.